Bilmem kime bakar gözlerin. Evet. Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi olduğunu duyar gibiyim. Evet, iyisin, iyisin. Maşallah, nazar değmesin. Ney? Like mı atıyorsun? Tabii ki abi ya. Ya var ya. Başım gözüm üstüne. Hemen şöyle bakalım abi. Dakika 1,5 olmuş. Pikleri göremedim ben. Julian, Yuzon, Kadita, Claude ve Kaja tercihi gelmiş. Karşıdan ise Martis, Lapu, Valentin, Melissa ve Digi tercihi görüyoruz. Hemen şöyle alt koridora bakalım. Martis alt koridorda hemen ikili ormanı çalmaya çalışıyor. Yuzong'un burada görüş verdiğini gördük ama elinden bir şey gelmez. Tabii ki karşılığında hemen üst tarafta da rakibin ormanını çalma gibi bir girişim oldu. Ardından burada Elian'ı kule altı dive'la düşürüyorlar tabii ki ama Martis asist alamadı burada. Rosa ne kadar yardıma gelse de Yuzong'u düşürüyorlar tabii ki burada. Turtle çıktı. Turtle fight'ına galiba Julian ve Kaja gelmeyecek. 4 doldu. Aynen üst koridoru düşürmeye çalışacak çünkü alt koridoru düştü. Ondan dolayı Turtle'a da giremeyecekleri için elin 4 olmuş muydu? Yok, 4 dolamamış. Turtle'a giremeyeceklerini anladıkları için hemen burada üst tarafta Melissa'ya bir kule altı dive'ı görebildik. Kaja sayesinde çekebildiler. Flash'ını da atmış zaten burada Apex. Ben gösteremedim ama alt tarafa bakıyorduk. O ara 110'un level'ına bakıyordum. Şu anda bir seviye bir fark var. Arka planda Martis geldi. Hemen bir smite. Ardından bakalım burada kesebilecekler mi TNZ'yi. TNZ'nin şu an bir canı var. Ultisini atıyor Martis. Devamında kesiyorlar ama oradan kurtulabilecek mi? Çok az bir canı kaldı derken Valentin'den çok güzel bir kalite ultisi görüyorum. Ve Julian'ı düşürdükten sonra üzerine bir de Kaja'yı düşürüyorlar. Hemen orada da base'ini atan bir Claude var. Şöyle ormanı darlamaya çalışıyoruz ama tabii ki Martis burada hemen geri çıkabiliyor. Hemen üste gelelim. Claude base'ini atmamış. Ultisiyle direkt temizleyip çıkıyor buradan. Bir smite gelir mi? Smite'ını hemen atıyor tabii ki Martis. Rosa ve Apex. Kuro ve galiba kazıyor. Jungle kim bilmiyorum. Öğreniriz. Bakayım bir. Valla kazıyor olabilir ya. Emin değilim arkadaşlar. Öğreniriz. Alt tarafta hemen Lunar ve Illyn'in kapışmasını görüyoruz. Ufaktan ufaktan dürtmeye çalışıyorlar birbirlerini. Trade'i kazanan burada Illyn oluyor. Flash'ını da atıyor. Ardından tabii ki Illyn ultisini kullanmak durumunda kaldı ama ikisi de burada hem flash'ını ya ikisi hem spell'ini hem de ultilerini kullanarak burada ölüyor ama Claude ve Lee'nin ultisi resmen görsel şov yaptı bize. Valentin düşürülüyor burada Digi ile birlikte. Ardından tabii ki Kadita'yı da kesiyorlar abi. Hemen şöyle alt koridora gelelim. Altta herhangi bir şey var mı? Yok. Üst kuleyi almış bulunuyorlar. Digi farkında değil durumun galiba. Base'de doğacağını düşündü. Herhalde orada bekliyordu. Derken sıkıntı yok. Burada Digi'ye karşılık hemen Julian trade'ini almayı başarıyorlar. Üst kuleyi kaybettiler ama Julian'ı düşürmeleri Turtle almalarına, rahat almalarına sebep oldu. Zaten Julian aşağı dönmeyecekti. Hani bunu zaten yine bu arada çok zaten dedim galiba. Yine alabilecekler de bakalım. Lapu'yu düşürebilecekler mi? Claude'la birlikte hemen Kaja'nın burada ulti kullandığını görüyorum. Peşine tabii ki ufak bir hasar yardımı geliyor. Ve Lapu'yu düşürüyorlar. Alt koridorda kulenin bütün barını almış Lapu. Farmı da zaten takımında en fazla kendisinde var. Mavi takıma baktığımda Claude'un farmı çok iyi şu anda. Melissa'ya nazaran. Hemen midi temizlediğini görüyoruz Julia'nın. Alt koridorda Martis'in iki kişiyi tuttuğunu görüyorum. Devamında hemen Valentin'den bir Kaja ultisi çaldığını gördük. Arka planda Kadita'nın beklediğini gördüm ama tabii ki Valentin falan orada olduğunu görünce hemen geri çıkıyor burada. Pozisyon değiştiriyor. Bakalım midi de itmediler. Şöyle bir üste bakalım. Hemen smite'ını da attı. Lapu burada Yuzong'u birazcık trade'ini aldı. Ultisini de kullanıyor. Bakalım tek başına kesebilecek mi? Pasifi doldurup inecek herhalde. Aynen öyle. Pasifi doldurdu şu anda. Birbirlerini bayağı bir dürttüler. Flash'ını atıyor tabii ki burada. Lapu.
XP olarak şu anda Julian önde. Bir seviye fark var değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet, bir seviye fark var ve farm olarak da 600 gold önde. 700 de olabilir. 600-700 gold önde. İki turtlama kırmızı takım aldı. Buna rağmen Martis'in farmı birazcık az. Biraz değil. Bir kaya ulaşacak neredeyse. Hemen Valentin'den burada Kaju ultisi görüyoruz. Yalnız yalnız hasarı yetmiyor. Arka planda Melisa'nın W sayesinde rakibi hemen geri püskürttüğünü görüyoruz. İlhamını bastı mı bilmiyorum ama Katita'nın ultisini de attırdılar burada. Katita'nın görüşü olmadığı için birazcık temkinli kalması, yaklaşması gerekiyor. Taşı var mı? Katita'nın taşı var. Derken mid koridorunda şurada hemen Julian'ı infazlıyorlar arkadaşlar. Ardından yine bir Turtle'a giriş görebiliyoruz. Üst kuleyi kazandılar bu arada. Onu da söyleyelim. Şu anda skor 6'ya 8. Kaja ultisi aldığını gördük Valentin'in yine. Alt koridorda Melissa ve Claude ikilisinin trade'i mevcut. Ufak bir trade. XP olarak Turtle'dan kaynaklı. Şu an Max'in önde olduğunu görüyoruz. Farm olarak ama Sunshine'ın önde olduğunu görüyorum. Skor olarak da 2 kili varmış. Eşit gibi ya şu an. Şöyle bir total farm farkına baktığında 1.3K gibi bir fark var. O kadar önemsenecek bir fark değil. Birazdan kuleler ya bir fight kaybetmeye bağlı arkadaşlar. Her şey şu anda bir fight'ı kim kaybederse o maçı birazcık salmış olacak. Bakalım alt kuleyi de açtılar şu anda. Bakalım ilk mid'i kim verecek? Dakika 8 oldu ve halen iki takımın da mid kulesi duruyor. Hemen Martis görüş almaya çalışıyor burada. Midi açmayı deli gibi istiyorlar ama Apex'ten burada bir flash, ardından ulti geldi Begin'e karşı ama istedikleri hasar çıkmadı. Kalita ve Yuuzhong da ultisini attı. Devamında Martis burada birazcık dürtüyor. Kalita W'sunu attı. Taş taş direği ile birlikte girdi. Orada Melisa'yı güzel bir hasar çıkardığını görüyorum ve Yuuzhong'u kestiler. Devamında Claude burada ultisini atıp geri çıkmak durumunda kaldı. Çünkü çok az canı kaldı. Bütün hasarını vermeye çalıştı ama burada Rosa'dan hemen güzel bir giriş. Tabii ki tepkisi çok iyi oldu burada Lunar'ın. Eğer tutulsaydı büyük ihtimalle kuleden de hit yiyerek düşürebilirdi. Hemen şöyle bir daha farm farkına bakalım. Martis'in farmı ile şu anda Julian'ın farmı yaklaşmış dereye de. Önemsenecek bir fark yok. 300 gold. Önemsenecek bir fark değil. Dediğim gibi Lord çıktı. Dakika 9 Lord'u bakalım. Bu Lord'u direkt alacaklar mı? Apex görüşünü veriyor. Arkadan hemen bir gizlen geldi. Derken Martis'ten çok güzel bir smite. Peşine tabii ki Valentin Julian'ı tutuyor. Kadit çok özür dilerim. Kaju ultisi aldığı için Julian tepki bile gösteremedi. Orada mavi takımdaki Kaja yani Apex ulti attı mı göremedim ben ama yok atmamış, burada attı. Digi'yi kestirdi Lord öncesi. Digi yerine aslında Valentin ya da işte Lapu'yu çekseydi daha iyi olabilirdi. Çünkü Digi base'den yürüme mesafesi olmayan bir şampiyon. Yani Lord'dan önce kesilmesinin herhangi bir faydası olmayacaktır diye düşünüyorum takıma. Hemen şöyle alt koridorda bekleyelim bakalım Karita yakalayabilecek mi burada? Görüşünü verdi. Şu an Melisa hemen tabii ki geri çıkıyor. Teklenmemek için. Üst kuleden Lord ve minyonlar geliyor. Hızlı bir biçimde kuleleri almaya çalışıyorlar. Mid'deki ikinci kuleyi alabilecekler mi? Bakalım minyon dalgası halen geliyor. Lunar öncü gibi, daha öncü gibi diyorum pardon. Öncü olarak tabii ki Lord'un önünden geliyor ki damage yemesin diye. Orada biraz da bekledi Lord. Mid 2'yi aldılar. Alt 2'yi de minyonlar rahatlıkla alabilir. İmitör'e çok ufak bir hasar verip burada kule defansını kırıyorlar dakika 12'den önce. Derken Karita'nın burada ulti atamadan
Valentin'in baskılaması sayesinde düşürüldüğünü görüyorum. Alt tarafta hemen imitöre bir giriş var. Bakalım açabilecekler mi milyonlar? Çok fazla Dunor'dan bir Q flash kombosu. Arun'un ulti atmaya çalıştı ama tabii ki Kaja bunu engelliyor ultisiyle baskıladığı için. Ama alt imitörü açabiliyorlar burada. Peşine bir flash geldi Digi'den. Ardından Valentin Kaja ultisiyle elini tuttu ama Melissa'nın arkadaki hasarına ve Martin gerçek hasarına dayanamıyor burada. Claude ve Yuzong'u infazlıyorlar hemen hızlı bir biçimde. Alt kuleyi açtılar. Şu anda alt imitör açılmış durumda. Oyunun kilidi bu noktada tabii ki kırılmış gibi. Kırmızı takım eğer bu şekilde devam ederse hata yapmadan fazla oyunu kazanabilir. Ama mavi takımda da işte Kalita gibi şampiyon var. Kaja gibi şampiyon var. Her şey olabilir. Dönebilir yani oyun. Melissa'yı çekmesi ya da Martis'i çekmesi ama Martis'in işte ani hasar gerekiyor. Hani Kaja'nın tutup Kalita'nın ultisini tam oturtması lazım ki Martis'i tekleyebilsinler. Çünkü Martis W'suyla bozarsa hiçbir şekilde Kalita ulti atamaz. Şöyle bir bakayım. Kalita'nın farmı iyi değil. O yüzden bir de zaten parlak zırh var. Kahin var. Martis'i hayatta tekleyemez. O yüzden Martis'i kesecek şu an tek şampiyon Claude. Claude'un da bakalım hasarı yetecek mi? Hemen orada başlanıyor kırmızı takım tarafından. Rosa ve Apex'in yeri iyi. Şu anda Tienz ufak bir görüş aldı. Pozisyon değiştireceklerdi ama minyon görüş verir diye giremiyor. Burada Digi'den görüş aldı. Digi'nin bombasıyla. Arka planda tabii ki Tienz de görüş vermemeye çalışıyor derken bunlardan yine güzel bir giriş. Q flash bombosu. Ardından Kaja'nın canı çok az. Melissa vurmaya devam ediyor. Arkada Kadita Lord'u çalmaya çalıştı ama istediğini yapamıyor burada tabii ki. Devamında Martis burada yakaladı. Peşine Melissa'nın slow'uyla hemen burada tabii ki düşürülecektir diye düşünüyorum. Rahatlıkla Kadita'yı düşürebiliyorlar. 3 kişi Lapu Lapu, Melissa ve Martis üçlüsü. Bu Lord'la oyun bitebilir mi? Bitebilir. Ama Kaja'nın ultisi var, Kadita'nın ultisi var, Kadita doğacak. Bilmiyorum, belki bitmeye de bilir. Her şey olabilir arkadaşlar, bakalım. Oyunu eğer defleyebilirlerse belki bir ihtimal dönebilir ama şu an kırmızı takımda olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Hemen bir de doğru bir minyon dalgası geliyor, büyük. Smite'ını da attı. Bakalım buraya nasıl bir giriş olacak. Yuzong hemen ultisini atıyor. Peşine Lapu Lapu ultisini kullandı. Gizlen geliyor Apex'ten. Bir ulti. Valentin'i tuttu derken Kadita hemen ultisini atıyor ama burada Julian'ı düşürüyorlar. Valentin'e karşılık takas aldılar. Elinin canı çok az. Elini kesebilecekler mi? Elin düşüyor burada. Max'in canı çok az. Max'in burada yanlığını görüyorum. Arka planda bir gerçek hasar vurdu. Ama İstediğini yapamıyor derken Martis'in canı çok az. Martis geri çıktı, oradan kurtulabilir. Lapu ultisiyle devam ediyor Rosa'ya ama tabii ki kule hasarı sayesinde burada Lapu'yu da düşürüyorlar. Mid ve top imitörü burada çıktı. Düşürüldü ama Kaja ve Claude'un bir can kaldığını görüyorum. Claude oradan uzaklaşıyor ama Kaja tabii ki infazlandı. Devamında Max kuleye vurarak burada kule hasarını tamamlıyor ve oyunu kule fokusuyla kazanan taraf kırmızı takım oluyor arkadaşlar. Kırmızı takım da bir ekip kuruluşu galiba. Şu anda bir bakayım. İsmini yazarım büyük bir ihtimalle. Yazmışımdır başta büyük bir ihtimalle. Hemen şöyle skorlardan sonra bir de hasar tablosunu açalım. Mavi takımda, Incendio takımında en yüksek hasarı %30 ile Claude'un vurduğunu görüyorum. En yüksek tanklayan ise %29 ile Yuzong olmuş. Rakibe baktım ise rakipte yüksek hasar %28 ile Melissa oynayarak max sağlamış. En yüksek tanklayan ise
%29 ile lapu lapu olmuş. Ona da yüksek katkı %27 ile Martis sağlamış arkadaşlar. Zaten maçın da MVP'si olmuş Martis. Buradan iki takıma da tebrikler diyoruz. Siz değerli izleyicilerimizden de küçük bir ricamız var. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar hepinize yeni bir maçtan, yeni bir videodan merhabalar. Yine eşleşirler diye düşündüm. Hatta dakikaları tutuyordu aslında ama sniplaşmışlardı ama bu sefer farklı kadro denk gelmiş. Bir önceki maçta yani bundan önceki maçı izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ki izlemeseniz burayı izliyor olamazsınız. Çin Cenikli Martis Kazuya'ymış. Şimdi karşıdaki oyuncular Akai, Farway, Moskov'da neydi? Black. Kaja'da Asma arkadaşlar. Onu dün bir arkadaşımız sormuş. Onu da yazmıştım ben yorumlarda ama yine de burada bildireyim istedim. Evet, hangi pikleri tercih etmişler? Grok, Arlott, Atlas, Yiv ve Melissa tercihi gelmiş. Mavi takımdan, kırmızı takımdan ise Kaja, Martis. Çok üzülüyorum. Martis ne alaka ya? Kaja Kaja, Moskov, Edith, Akai ve Lunox tercihi gelmiş. Hemen şöyle Gold koridoruna gelelim. Atlas ve Melissa'ya karşı Kaja ve Moskov. Martis diyesim geliyor ya Moskova. Niye? Bilmiyorum. Ama burada minyonlarını alabildi. Rahat olmasa da alabildi. Pozisyon bekliyorlar şu anda. İki takım da görüş üstünlüğü mavi tarafta. Akai pozisyonunu almış durumda. Kaja hemen görüş almaya çalışıyor. Derken burada bir ulti flash geliyor. Peşine Moskov W'sunu atıp Melissa'yı oradan uzaklaştırıyor. Aslında hayatını da kurtardı diyebiliriz. Ama Atlas geliyor diye devam etmek istemediler büyük ihtimalle. Çünkü Atlas'ın toplaması büyük bir sıkıntı yaratabilirdi. Hani Melissa oradan kaçsa, şimdi ilhamı da var. Ondan dolayı 3 kişiyi tutup kestirtebilirdi. Her şey olabilir. Hemen burada flash'ını alıyorlar. Nox'un. Arlo çok garip bir çar arkadaşlar. Hiç oynadınız mı bilmiyorum ama benim karşıma geldiğinde birazcık sıkıntı yaşamıştım. Derken burada Edith'i de düşürüyorlar mı? Yoksa Edith'in bir canı kaldı. Akai'yi burada uzaklaştırıyor. Ve Arlott'u düşürüyor. Edith bir can burada kurtulabiliyor. Bir can. Orada güzel bir play sergiledi. Şu amblem var ya, şu amblem her şeyi açıklıyor gibi. Hemen Moskova güzel bir olanak sağlıyor tabii ki Kaja. Peşine ufaktan bir hasar geliyor derken Melissa'ya bir kill hazırlıyor burada Apex flash sayesinde. Ardından bir mor sarı gördük. Lunox'tan devamında bakalım kesebilecek mi? Bir de tarıyor tabii ki ultisinden sonra. Hemen burada bir de Akai takımı için turtle alıyor. 1'e 4'lük bir skor üstünlüğü var. Farm farkı da 1.4K'ya ulaşılmış durumda. Şöyle bir baktığımda Melissa ile Moskova arasında ufak bir farm farkı var. Akai ile Arlott arasında çok büyük fark var. 1.2K çok büyük bir fark. Baya baya büyük bir fark. Şöyle bir bakalım. Bu dakikalarda 1.2K evet baya fazla arkadaşlar. Bakalım toparlayabilecek mi TNZ onu. Hemen midi temizliyorlar. Alt koridora bakalım. Direkt Athena ile başlamış Alien. Değil mi? Bakayım bir yanlış mı gördüm? Yok. Aynen Athena ile başlamış da Athena niye Athena aldığını bilmiyorum bu arada. %15 nişancı amblemiyle girmiş. Ama Athena almış. Athena ile başlamış. Büyük bir ihtimalle Edith'ten kaynaklı diye düşünüyorum derken burada hemen Kaja tabii ki tutuyor ulti atmasın diye ve Atlas'ı kesiyorlar hızlı bir biçimde. Mid'e doğru bir rotasyon var. Şu an Lunox, Edith ve Akai üçlüsünden Melissa arka planda bekliyor pozisyonunu. Üst kuleyi kaybettiler. Mid'i de kaybedecekler gibi ama bakalım aynen mid de büyük ihtimalle kaybedilecek gibi ve şu anda mid koridorunda açmayı başardılar.
Alt koridorda da Alien tabii ki kuleyi hemen hızlı bir biçimde açmayı başarıyor. Yalnız Kaja, Edith ve Lunox, hatta bir de Akai, Grog'u kesmek için alt koridora geliyorlar. Burada ufaktan bir slow. Bakalım tutabilecek mi? Ardından hemen Eşkışkın zıplatıyor. Yalnız zıplatamadığını gördük. Arkaya doğru zıplatıp Q'suyla bozamadığını görüyoruz. Devamında buraya Akai geliyor bir de. Ultisini attı Grog ama devamında düşürecekler diyecektim. Flash'ini hemen atıyor tabii ki bu süre zarfında. Atlas hemen bir slow ile burada Grog'u kurtarabiliyor arkadaşlar. Ama alt kuleyi yine kaybettiler. Şu an kule olarak sadece bir kule almış olduklarını görüyorum. Ve Turtle'ların ikisini de kırmızı takım aldı. Şu anda üçüncü Turtle alıyor. Neydi? Virtus Odium ekibi diyebiliriz. İki tane oyuncuları eksik değil. Dur bakayım. İki değil. Yok yok. Dördü de tamam. Bir Black farklı ekipte. Güzel bir oyun sergiliyorlar şu ana kadar. Ben uzun zamandır söylüyordum Farvay'ın jungle'a geçmesini. Ben çok istiyorum. Bence hani kendini gösterebileceği en iyi koridor olduğunu düşünüyorum ben şahsen Farvay adına. Mesela Gold, Mid falan oynadığı dönemlerde hep ben diyordum. İşte kendi aramızda konuştuğumuzda abi işte kesinlikle jungle oynaması gereken bir oyuncu tarzında ama hep böyle farklı koridorlarda görüyorduk. Şu anda mesela jungle'da görmemiz beni sevindiriyor açıkçası. Ama Apex burada çok güzel bir pozisyon oluşturdu. Ben bunları söylerken 3 kişiyi tutup kestirebildi. Yalnız bir tek Arlott öldü galiba. Arlott da burada mı öldü? Aynen. Şurada görmüş olduğumuz mor şey Arlott'un bedeninin bir parçası mı? Yok. Evet, bedeninin bir parçası. Aynen şu an doğdu. Moskov hızlı hızlı üst kuleye itebildi. Orada zaten eksik fight olduğu için Atlas flash'ıyla rahatlıkla tutabildi. Kule olarak şu anda üst kuleyi de vermiş durumdalar. İmitöre kadar dayanmış durumdalar. Moskova büyük ihtimalle hemen alt kuleyi splitlemeye başlayacak. Eldin sürekli altı itti. Sebebi de Lord üst tarafta olduğu için arkadaşlar. Alt ne kadar önde olursa o kadar rahat bir Lord fight'ı olacak. Hemen burada Arlott'u tutuyorlar. Ardından Kaju ultisi ve Edith ultisi ile burada kesmeyi başardılar. Peşine hemen Atlas burada 3 kişiyi tutuyor. Devamında Moskov geldi ama burada kimseyi düşüremediler. Sadece Arlott burada ölen kişi oldu. Lord çıkıyor. Şu anda 5 saniye içinde direkt Lord'a girecekler diye düşünüyorum. Aynen Moskov'la birlikte zaten çok hızlı eritebilirler. Bir de Lunox gibi pikleri var. Hemen Eşkışkın burada biraz arada kaldı. Slow'dan dolayı Edith'i burada düşürebiliyorlar. Peşine bir de Atlas'ı kestiler. Trade'ini alıyorlar tabii ki Edith'in. Lord hızlı çıktı. Direkt saniye 9-10 gibi kestikleri için Lord hızlı çıktı. Yetişir mi Edith? Yetişir. Atlas zaten yetişir. Flash'ı dönüyor mu Atlas'ın? Flash'ı varmış. Bir tek Yivin flash'ı yok. Kırmızı takımdan baktığımda şöyle Lunox'un flash'ı duruyordur. Kaja'nın duruyordur. Bir mor sarı kombosuyla büyük bir hasar çıkartabilir. Her ne kadar oyun çok late'e kalmasa da biliyorsunuz zaten Lunox'un late'de ne kadar güçlü bir hasara sahip olduğunu. Farm'ı kötü olmadığı için çok güzel hasar çıkartabilir derken burada hemen bir mor sarı kombosu gördük. Atlas tutmaya çalıştı ama sadece bir kişi tutabildi. Arlott'u da kaybettiler burada. Şu anda Lord hemen kuleye bir iki tane vurdu. Yiv sayesinde Kaja'ya burada ufak bir hasar veriyorlar. Atlas slowladı ama istediği şey olmadı. Oradan kurtulabildi. Hemen üst kuleyi açmaya çalışıyorlar. Üst imitörü açmaya çalışırken elinden güzel bir flash ulti kombosu ama hasarı çıkmıyor. Ne almış? Umutsuzluk almış. Hasarı tam çıkmıyor. Bir de büyük bir ihtimalle şeye gider. Yedi denize gider diye düşünüyorum. Şey taktiği yapmış. Early'de hasar çıkmak yerine biraz tanki olayım. Melissa'yı yiyip ve Arlott'u koruyayım. Late'de zaten hasarı her türlü vururum ultimle. Tarzında düşünmüş olabilir. Tabi biz şu an burada yorumluyoruz ama oyunda bambaşka bir atmosfer oluyor arkadaşlar. O yüzden hani normalde mesela siz
X1'e Grok oynasanız ne yaparsınız? Yeri denizin küçüğüyle başlarsınız. Ondan sonra umutsuzluk falan yaparsınız. Standart bu yani. Ama yani oyunun içinde kafa farklı oluyor arkadaşlar. O an farklı bir şey düşünüyorlar. Hemen Akai burada Arnold'u sıkıştırdı. Burada bir de smite'ını atıyor tabii ki. Peşine bakalım. Akai'yi kesebilecekler mi? Melissa sayesinde Akai'yi düşürebiliyorlar ama arka planda Atlas'ı kesiyorlar. Yi burada ultisini kullanıyor. Devamında hemen Edith'e de bir hasar geliyor. Edith'i burada Melissa ultisiyle, pardon, Melissa'nın W'su ve ultisi sayesinde kestiklerini görüyorum. Derken oy, elinin tersine bir lak diye bir vurdu. Lunox Morsari kombosu yapacaktı ama kombo yapamadı. Yapmasına izin vermedi orada Arlott. Direkt böyle lak diye vurdu abi. Görüşünü alabiliyor mu alamıyor mu bilmiyorum ama çok sağlam bir ultisi var arkadaşlar. Yani tepki bile gösteremiyorsun. Bildiğiniz Robin'in ultisinin böyle güçlendirilmiş hali gibi bir şey ya. Çok bambaşka bir boyut. Burada hemen Moskova'da tabii ki infaz diyorlar. Smite'ını attığı için Lord'a girmeyeceklerdi düşünüyorum ama Lord'a direkt girdiler. Burada Lord'a girmek birazcık riskli ya. Akai ve Kaja geliyor çünkü. Melisa onun görüşünü verdi. Arlott devam etti ama bırakacak galiba aynen. Gizlen geldi burada Kaja'dan. Edith burada tutmaya çalıştı Atlas ama tutamadı. Lunox moruyla taradı. Range'den çıkınca hemen geri çıktı tabii ki o da. Yves base bile atmadı abi. Biri takip edip base'i bozabilir, kesebilir diye yürüyerek base'e gitti. Hemen burada ufaktan bir giriş var. Kaja'yı tutuyorlar. Ardından bir Atlas ultisi. Devamında Arlott'la birlikte Kaja'yı düşürüyorlar. Arka planda bakalım bir ulti görebilir miyiz? Şu anda Atlas'ı geri çıkarıyor. Melissa araya girdi. Edith'i düşürdüler Arlott'la birlikte. Lord'a da güzel bir hasar çıkarıyor. Şu anda Melissa çıkarıyor. Bakalım Moskov bir backdoor atar mı yoksa fight'a mı dahil olacak? Smite 15 saniye var. Direkt midi tutalım da Lord'u alsınlar. Lord'u da eritiriz. Kafasında şu anda kırmızı takım smite'ını attı. Burada Akai. Atlas görüşlüyor tabii ki hemen şu an Blue'sunu. Arlott'un. Şöyle bir farm farkına bakalım. Farm farkı 2.5K öne geçmiş durumda. Mavi takım. Normalde üstünlük kırmızı taraftaydı ama burada işte fight kaybetmeleri ve Lord'u vermeleri otomatikmen 7 düşürdü. Hemen Apex arkadan girmeye çalışıyor. Burada Kaja'yı tuttu. Peşine hemen bir giriş derken elinden güzel bir ulti flash kombosu ama Apex'i kurtarmaya yetmedi. Ama olsun, Yiv sayesinde tabii ki burada Moskov'u kesiyorlar. Peşine bir de Edith'i düşürdüler. Sadece hasar olarak Lunox'ları kaldı ve Lord halen hayatta. Şu anda Atlas'ın olmaması. Yalnız o olmadı. Mor sarıyı yapacaktı ama yapamadı. Melissa'nın ultisi sayesinde komboya dönemedi. Ve şu anda 2 invitör de açılmış durumda. Oyun burada bitebilir arkadaşlar. Hemen şöyle kuleye geliyorum. Melissa direkt kule fokusuyla oyunu takımına kazandıran taraf oluyor arkadaşlar. Ya bu Melissa ne olmuş böyle ya? Geçen Elmex, bu El Sunshine yok ediyor arkadaşlar. Melissa kostüm geldi yine gizli bufflandı değil mi ya? Var ya. Ulan var ya. Bu Jujutsu Kaisen kostümü geldi diye çarı yine gizliden buffladılar. Ben bunu yayında da söylemiştim ama yapıyorlar arkadaşlar. Yani ister inanın ister inanmayın. Hurafeler gerçek yani, maalesef ki gerçek. Ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Evet, şu anda skorlardan sonra bir de hasar tablosunu açalım. Mavi takımın en yüksek hasara sahip oyuncu Melis olmuş %37 ile. Ona da en yüksek skor hasar katkısını %31 ile Yiv sağlamış. En yüksek tanklayan oyuncu ise %32 Grok ve Atlas olmuş. Rakibe baktım ise rakipte en yüksek hasarı %26 ile Dnox %24'lere Edith'in sağladığını görüyorum. En yüksek tanklayan oyuncu ise %34 ile Akai olmuş arkadaşlar. Bu maçımız da böyleydi. Başka bir videoda, başka bir maçta görüşmek dileğiyle.
Lütfen videoyu kapatırken kanala abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı, ekstra olarak da bir like atmanızı rica edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.